Herkese merhaba. Umuyorum ki iyisiniz. Sizlerden gelen soruları yanıtladığım karma sorular videomla karşınızdayım. Biliyorsunuz çok fazla insanın hayatına dokunabilecek konuları özellikle seçiyorum ve bu konuları böyle hızlı cevaplarla sizlerle paylaşıyorum. Birinci sorumuz, 3 soru biriktirdik burada. Birinci soru şu şekilde: ailesiyle ne zaman tanışmalıyım? Genç kızlardan özellikle bu soru her zaman için gelir. Şimdi ben bir ilişkide İlk 1 senelik süreci 2'ye ayırıyorum. İlk 6 ay, ikinci 6 ay. Bakın bu çok hassas bir konu. Şimdi ilk 6 ayda yapılacak şeyler var, yapılmayacak şeyler var. İkinci 6 ayda özellikle yapmanız gereken şeyler var. İlk 6 ayda buraya aldığım nota göre de onu tanı. Yani birlikte olduğun bu adamı tanı. Özelliklerini, hobilerini, ilgi alanlarını, ne bileyim, onu hayatta heyecanlandıran konuları, işte ne bileyim futbol merakı mı var, basketbol mu, arabalarla mı meraklı adam, seyahat meraklısı mı, yoksa başka kızlara yürüme konusunda mı merakı var? Yani bu adamı hayatta motive eden, meraklandıran, işte hayat yaşam sevincini oluşturan şeyler neler? Adamı tanı, ona fokuslan. Özellikle ona odaklanman gerekiyor. Karşınızdaki adamı iyice bir tanımanız gerekiyor. Birçok kız şöyle bir hata yapıyor. Ergenlerden bahsediyorum. Yani 18, 20, 21 yaş kitlesindeki kızlar, ya çok hoş çocuk, İşte çok tatlı birisi, İşte onunla anlaşmak çok güzel, İşte zaten herkesin gözü onda falan. Yavrum sen bunları boş ver. Sen özellikle adamı tanımaya çalış. Bu nasıl bir adam? Yani özünde bu adamın ilgi alanları neler, hobileri neler, bu adam ne yapmaktan hoşlanıyor? Özellikle bunu anlamaya çalışın. Genç arkadaşlara sesleniyorum. Şimdi ilk 6 ayda onu tanı. İkinci 6 ayda ailesini tanı. Yani İlk 3-6 aylık süreçte beni niye ailenle tanıştırmıyorsun? İşte kardeşlerinle tanışmak istiyorum. İşte halan nerede, eltin nerede, teyzen nerede? Ne bileyim bir şey bilmem de, böyle akrabalar falan. Bunlarla tanışmaya çalışmayın. İlk 6 ay çok erken. Şimdi bir erkek hemen eğer tanıştırmak istiyorsa ailesiyle, çok güzel. Buna hayır demeyin yani. Ama siz bu konuda atılımlar, agresif bir şekilde hani taleplerde bulunmayın. Çünkü hiç gerek yok. İkinci 6 aylık süreçte, şimdi ilk 6 ayı atlattınız. Zaten bugünkü ilişkilerde bir ilişkinin 6 ay sürmesi zaten büyük bir olay. Yani başardınız yani. Önemli şey, sizi tebrik ediyorum. İkinci 6 aylık sürece geçtiğinizde artık ailesine, arkadaşlarına odaklanabilirsin. Artık bir bakarsın kim var çevresinde, kim var, kim yok, nedir, ne değildir. Bu adamın akrabalarıyla ilişkileri nelerdir, ailesiyle ilişkileri nelerdir. Ve artık yavaştan mırıldanmaya başlayabilirsiniz. Yani ben ailenle tanışmak istiyorum. Beni ailenle tanıştırmayacak mısın? Hani kardeşlerinle tanışmak, en azından onlarla ilişkini görmek isterim. Merak ediyorum, ailenle ilişkilerini merak ediyorum aslında ya. Keşke bir organizasyon yapsan da hani bir araya gelsek, bir tanışsak falan gibi olaylara yavaş 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 girebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama ilk 6 ayda değil. İkinci 6 aylık süreçte bunu yapmanız lazım. Diyelim ki bir sene geçti, siz ses çıkartmadınız ve bu adam sizi kimseyle tanıştırmadı. O zaman ciddi anlamda bir problem var. Çünkü normalde bir erkek İkinci 6 aylık süreçte birileriyle sizi tanıştırır. Tanıştırmıyorsa ya emin değil ilişkiden, ya da gerçekten ciddi bir planı yok. Yani uzun vadeli olarak sizinle bir şeyler yapmayı planlamıyor. Hatta sizinle değil, hiç kimseyle. Yani ciddi bir evlilik planı yok. Halay, nişan, düğün, söz, düğün pastası, hiçbir planı yok. Dolayısıyla böyle zaman geliyor, geçiyor falan. Sizin karşınıza herhangi bir insanı çıkartmıyor. Çünkü böyle bir planı yok. O zaman ilk bir senede kimseyle tanışmadıysanız şunu söylemeniz lazım. Ya hayatım, yani benimle ilgili hiçbir planın yok mu? Yani bir şey yapmıyor muyuz? Hani bu ilişki ciddiye binmeyecek mi? Çünkü benim de bir hayatım var. Yani önüme bakmam lazım. Ya bunu ima edebilirsiniz, bunu söyleyebilirsiniz. Ben ilişkilerde direkt konuşmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Direkt söylemeniz lazım bazen bir şeyi. Yumuşak bir üslup ama direkt bir şekilde söylemeniz lazım. Yani lafı dolandırmadan. Çünkü siz lafı dolaştırdığınızda erkeğin ekmeğine yağ sürersiniz. Çünkü erkekler zaten lafı dolaştırmayı severler. Yani konuyu, bizde öyledir, biraz uzatmayı, konuyu başka yere bağlamayı sevdiğimiz için, kız da eğer böyle yapıyorsa, direkt sormuyorsa, bir erkek için biçilmiş kaftan. Yani erkekler buna bayılırlar. Dolayısıyla siz direkt olarak sorunuzu sorun ama sadece yumuşak bir üslup olsun. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Bu benim favori sorum. Bu videodaki favori sorum. Çünkü ben bu durumla milyonlarca defa karşılaştım. Şimdi onun gözünde basit duruma düşer miyim? Bizim toplumumuzda, daha doğrusu şöyle söyleyelim, Orta Doğu düşünce biçiminde, Orta Doğu toplumlarında bu var. Yani basit duruma düşer miyim? Aslında bunun temelinde el alem ne der felsefesi yatıyor. Önemli bir felsefe. El alem ne der felsefesi, Sokrates'in, Platon'un, antik Yunan'da herkesin çok önem verdiği, herkesin hayatını şekillendiren, yani yaşam tarzımı şöyle yapayım çünkü el alem böyle düşünebilir, el alem şöyle düşünebilir.
İşte ben başkalarının düşüncelerine göre yaşayayım falan. Bütün felsefedeki düşünce biçimi bunun üzerinde şekilleniyor yani. Bizim toplumumuzda bu çok geçerli bir şey. El alem ne der? Şimdi mesela şöyle şeyler oluyor genç arkadaşlar veya hani her yaştaki kadınlardan bu soruyu alırım. Şöyle bir harekette bulunacağım, bir şey söyleyeceğim adama ya da bir ilgimi belli edeceğim ama acaba basit duruma düşer miyim? Şimdi hangi durumda erkeğin gözünde basit duruma düşersiniz? Size çok kısa bunu anlatacağım. Şöyle. İlgiyi belli etmek artık zaten bir sıkıntı değil. Zaten bugün erkeklerden çok kadınlar, birçok kadın çok daha çapkın. Yani rahatlıkla kendini ifade edebiliyor, ilgisini belli edebiliyor. Bir erkeği aniden bir ilişkinin içine çekebiliyor. Resmen adamı kalbinden tutup alabilen böyle ablalarımız var yani acayip. Şimdi dolayısıyla artık devir değişti. Ama şimdi erkek dünyasından size şunu aktarayım. Bazı durumlarda kadın davranışlarıyla hiç olmadık yerde farkında olmadan basit duruma düşebilir. Ama bazen de çok ustalıklı hamleler yapabilir. Bir kere bunun yolu şu. İlginizi belli edebilirsiniz. Gel bir çay kahve içelim diyebilirsiniz. Ya bana neden bir kahve ısmarlamıyorsun diyebilirsiniz. Burada basit duruma düşmezsiniz. Ama ısrar ederseniz yani sürekli olarak hayır diyen bir adama sürekli olarak bu ilgiyi alakayı tekrar ortaya koyup onu bir ilişkinin içine çekmeye çalışırsanız yani yürüyüşünüz sürekli olursa hatta yürümeyi geçtim koşar haldeyseniz o zaman basit duruma düşebiliyor. Çünkü erkek şöyle diyor ya bu kadın da hani bir tepemden düşmedi yani sürekli peşimde yeter artık diyen adamlar var. Çok şahit oldum ben soruyorum mesela ne oldu abi falan diyorum. Adam şöyle diyor abi diyor yani nefes alamıyorum hayır dedim istemiyorum dedim işim var dedim anlasın diye meşgulüm dedim işim var dedim sürekli olarak bana tekliflerini devam ettiriyor. İşte bu diyor basit bir kadın yani ısrardır asıl konu ısrar. Şimdi burada erkek beyniyle kadın beyni arasında bir fark var. Şimdi ısrar birçok erkeğin, çapkın zampara erkeğin işine yarar. Çünkü ısrar eder, çünkü kadın ilgiyi sever. Yani sürekli olarak üstüne gelinmesini, ilgi gösterilmesini kadınlar severler. Dolayısıyla birçok çapkın zampara erkek ısrar ederek amaca ulaşabilir. Hatta bizde şöyle bir şey vardır erkek dünyasında. Ya bu adamdan çapkın birisi olmaz çünkü bu ısrar etmeyi bilmiyor. Yani en ufak bir cümlede alınan, geri çekilen, kadın hayır dediğinde hemen böyle motivasyonunu yitiren bir adamdan çapkın zampara olmaz. Israr etmeyi bilecek. Yani birazcık pişkinlik, birazcık böyle pervasızlık, yüzsüzlük lazım çapkınlık için. Yani öyle erkekler çok çapkın olabiliyor. Çünkü kadın hayır dese bile onu döndürebiliyor, onu değiştirebiliyor. Israra devam ediyor, ilgiye devam ediyor ve kadının fikrini değiştiriyor. Mesela böyle adamlar var. Böyle böyle sırtlan abilerimiz oldu biz. Böyle bakıyorduk adam hiçbir şekilde utanmıyor. Kadın adamın yüzüne tükürüyor. Adam böyle yapıyor. Ya Rabbi şükür. Böyle adamlar var yani. Adam acayip doğuştan çapkın bir adam. Ve bu adamlar genelde başarıya ulaşır. Ama erkek beyninde ısrarın karşılığı bu değil. Çünkü erkek üstüne gelinmesini çok sevmeyen bir varlıktır. Yani bir şey olur yani böyle ya niye ısrar ediyor ki? Bak erkekte böyle bir şey vardır. Çok adamda gördüm. Niye ısrar ediyor ki bu kız şimdi? Tamam istemiyorum yani. Hani yalnız kalmak istiyorum ya da tipim değil bu kız ya da beni çekmiyor. İstemiyorum yani. İstemiyorum dediği zaman kadın devam ettiğinde o baskıya hadi o zaman şu gün görüşelim. Hadi bugün görüşelim. Hadi yapalım falan dediğinde sürekli olarak mesaj attığında o zaman birçok erkek ürkebiliyor. Bu basit görebiliyor. Bakın mesela benim bireysel çalışmalarımda çok fazla gördüğüm bir hata vardır. Tartışma olur bir ilişkide işte kızla erkek arasında. Adam der ki ben birazcık kafamı dinlemek istiyorum. Lütfen yani beni biraz rahat bırak. Birkaç gün fişimi çek. Kız mesela bazı kızlarda şu var. Bana bunu deyince Adil Bey atladım gece evine gittim. Kapısına dayandım. Çünkü işte ben o anda konuşmak istiyordum. Bakın bazen kendi haline bırakmak lazım. Erkekleri bazen kendi haline bırakmak lazım. Yani o esnada çok fazla ısrar etmek çok mantıklı değil. Yani ben size hani mantıklı olsa söylerim yapın derim ama değil. Onun için bazen onu kendi haline bırakacaksın. Anlatabiliyor muyum? Bazen o bir kafasını dinleyecek. Onu bir böyle bir kafasının sakinleşmesini bekleyeceksin. Çok fazla üstüne gitmek, çok fazla ısrar etmek. Hayır bu konuyu şimdi konuşacağız falan gibi böyle ısrarlı davranışlar erkeği ürkütür. Ne dedik? Erkek beyniyle kadın beyni aynı değil. Arada dağlar kadar fark var. Onun için basit duruma düşer miyim? Bu el alem ne der felsefesiyle aynı felsefe. Hakikaten yüksek bir felsefe. Acaba bunu yaparsam benim basit olduğumu düşünür mü? Düşünmez. Siz bir laf başlatabilir, bir konuşma olabilir, bir şeye davet edebilirsiniz. Ya bir kahve içelim gel falan. Bunlar insani şeyler. İnsanlar konuşa iletişim kuruyor. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Ama ısrar ettiğinizde hayır demesine rağmen birkaç defa sürekli ısrar ettiğinizde
basit duruma düşebilirsiniz gerçekten de. Onun için ben kızlara ilişkilerde biraz uzak durun diyorum. 30 gün bir yalnız bırakın diyorum. O bir kendisi sizi bir özlesin diyorum. Sizi özlemesi için bir şans verin diyorum. Yani özlemesi için senin yokluğun gerekiyor. Sen olmayacaksın ki adam, hani fiziksel olarak olmayacaksın, adam özlesin. Sürekli mesaj attığınızda, sürekli üstüne gittiğinizde adamlar diyorlar ki yeter artık. Yani yeter. Beni birazcık kendi halime bırak, kafamı dinlemek istiyorum diyor. Onun için çok üstüne gitmeyin. Kadınların çapkınlıkta üstüne gitmek gerekir. Ama erkeği de kendi haline bırakmak gerekiyor. Bu farklı bakış açısını sundum size. Şimdi, tanımadan evlendim. Çok mutsuzum. Acaba bu adam düzelir mi? Bu durumda olan yüz binlerce kadın var. Bakın, Türkiye'nin her yeri, dünyada birçok ülkeyle çalışıyorum. Ama Türkiye'nin her bölgesiyle de çalışıyorum. Çok karşıma çıkar. Tanımadan evlendim. Aile baskısıyla evlendim. İyi olacağını düşünerek evlendim. Evlenmeden önce bu adamı sadece bir aydır tanıyordum. İki aydır tanıyordum. Çok kısa süreler. Çok yanlış bir insan çıktı karşıma. Çok mutsuzum. Bana çok kötü davranıyor. Çok yanlış davranışları var. Acaba ben bu adamı düzeltebilir miyim? Ya da daha enteresan bir soru söyleyeyim. Bu adam değişir mi? Şimdi benim yaptığım çalışmalarda çoğu zaman şununla karşılaştım. Mesela bir sihirli değnek bekliyor bazı insanlar. Yani şöyle bir tane ona bir formül vereceksin. O formülü eşi üzerinde uygulayacak, bir anda adam değişecek böyle aniden. Adam başka birisi olacak falan. Aniden böyle bir hamle, bir cümle. Mesela bir cümle söylüyorsun, adam bir anda değişiyor ve sana çok farklı davranmaya başlıyor. Şimdi ben de isterdim. Yani böyle bir sihirli deneyimiz olsun, bunu insanlar üzerinde uygulayalım. Ben de isterdim yani, bunu herkes ister. Ama böyle bir şey yok. Çünkü bir insanın davranışları çocukluğundan itibaren oluşuyor. Yani ömrü boyunca bir insan okuduğu kitaplardır, İzlediği filmlerdir, yaptığı kavgalardır, üzüntüleridir, sevinçleridir, kederleridir, yaşadığı travmalardır, annesinden görüp görmediği ilgidir, babasından yediği dayaktır. Yani insanı oluşturan milyon tane faktör var. Şimdi bütün bu faktörleri tek bir ufak bir formülle, ufak bir kelimeyle değiştiremiyorsun. İnsan psikolojisi o kadar basit değil. Hatta hiç basit değil. Yani çok karmaşık. İnsanı oluşturan enlemler, boylamlar, detaylar, permütasyonlar, fikirler, İşte ne bileyim hayaller, rüyalar, amaçlar, insanı oluşturan milyon tane farklı koşul var. İnsan psikolojisinin altında yatan, buzdağının altında bir sürü travmalar var. Bilinmedik, çoğu insanın kendisinin de farkında olmadığı bir sürü korkuları var, endişeleri var. Şimdi bunları böyle hani böyle en ufak bir hamleyle değiştirebilme gücüne, kudretine sahip olamıyorsun. Öyle bir şey yok ama anlıyorum, o bir umut. Yani bu adam değişir mi? Neden? Çünkü evlendik. Şimdi ailem boşanmamı onaylamayacak. Şimdi benim bu evliliği götürmem lazım. Ama çok da kötü bir evlilik, yani anlaşmazlıklar var. Ben bunu nasıl düzeltebilirim? Bu adamı nasıl değiştirebilirim? Bu umudu da anlıyorum. Şöyle bir şey var. Erkekte saygısızlık, yanlış davranışlar karısına karşı, çok hani uç noktalarda hareketler varsa onu değiştirebilmenin yöntemi ciddiyetinizi ona göstermektir. Güzel diyalogları kurarsın, olmaz. Başka birini araya sokarsın, aileden konuşur, olmaz. O zaman mahkeme kağıdını eline alması lazım. Yani boşanma kağıdını alması lazım. Veya boşanma sürecinden önce bir evi terk etmeniz lazım. Yani bir uzaklaşmanız lazım ki "Aa, bu kadın ciddi ya, bu kadın beni bırakıyor" desin. Yani sizin ciddiyetinizi gösterebilecek farklı farklı olaylardan bahsediyorum. O olabilir, bu olabilir. Ama ciddiyeti görmesi lazım. Şimdi adam ciddiyeti görmediği zaman, karşıdaki insanın herhangi bir onu bırakacağına dair bir şey görmediği zaman böyle uç, böyle çok kötü davranışlarından vazgeçmez. Çünkü bir erkeğin iyi kötü görmesi gereken şey kaybetme korkusu. Ya bu kadını benim kaybetme ihtimalim var. Yani bu kadının beni bırakma ihtimali var. Bak, bunu yaşamadığı zaman olmuyor. Cepte oluyorsunuz. Cepte olduğunuz zaman kötü davranışlar devam ediyor. Sürekli artarak devam ediyor. Yani gittikçe daha kötü davranıyor. O zaman da ilişki zaten böyle acayip laçka bir şeye dönüşüyor. Onun için ona kaybetme korkusunu yaşatmanız lazım. Zaten bence iyice tanımadan bir insanla evlenilmez. Evlilik bir oyun. Bir böyle hobi değildir yani. Ciddi analiz etmeniz lazım. Evlilik analizi var. Evlenmeden önce 51 tane soruyu evleneceğiniz insan ve siz birlikte yanıtlamanız lazım ki birbirinize ne kadar uygunsunuz. Evlilik analizi zaten dünyanın birçok yerinde yapılan bir test. Ben de bunu uyguluyorum. Evlilik analizi yapıldığı zaman aşağı yukarı insanlar birbirine uyumlarını görüyorlar. Sevgili dostlar, videomu